Doğum günün kutlu olsun Blender. 2000 yılında Seagraph etkinliğinde duyurulan Blender 2.0 ile yolculuğuna başlayan serüven 21 yılın ardından 3.0 sürümüyle insanları cezbetmeye devam ediyor. Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Bu videomuzda 3 Aralık'ta yayınlanan Blender 3.0 versiyonunun yeni özelliklerine bakıyor olacağız. Blender her ne kadar en iyi 3D modelleme programlarının zirvesine henüz erişmese de Blender Foundation yani Blender Vakfı'nın binlerce katkıda bulunanı, binlerce geliştirme fon destekçisi ve dünya çapında milyonlarca kullanıcısının desteğiyle yakında zirvedekiler ile büyük bir savaşın başlayacağını görebiliyoruz. 3 Aralık'ta yayınlanan bu önemli sürüm Blender'ın bugüne kadarki en iddialı açık filmi olan ve 15 aylık bir çalışmanın ardından Blender Studio'nun korku komedi dalında en sonki kısa filmi Sprite Fright'tan birkaç hafta sonra yayınlandı. Ve Blender 3 ile program artık güncellemede yeni bir roadmap yani yol haritasına sahip oldu. Yani 2000 yılının Ağustos ayında Blender 2 Seagraph fuarında piyasaya sürülmüştü. Bu da Blender 2 serisinin 20 yıldan fazla bir süredir bu seriyle devam ettiği anlamına geliyor. Ancak 3 serisinin bu kadar uzun sürmesini kesinlikle istemeyen Blender geliştiricileri artık Blender 3 ile başlayarak her 2 yılda bir planlanan büyük bir sürümle devam edeceğini açıkladılar. Hadi gelin Blender'ın bu yeni sürümüyle göze çarpan bazı temel yeni özelliklerine birlikte bakalım. Blender 3 sürümünün göze çarpan ilk özelliği daha önce duyurulan Cycles X projesiyle amaçlanan hız arttırımı ile muazzam performans artışı oldu. Blender'da yeni olanlar için Cycles'ı açıklamak gerekirse, Cycles Blender projesi tarafından geliştirilen fiziksel tabanlı ve açık kaynaklı kodlu bir render motorudur diyebiliriz. Cycles render motoru Blender, Poster ve Rhino gibi programlara yerel olarak entegre edilmiştir. Ancak Cinema 4D'de kullanmak isteyenler için Cycles 4D eklentisi olarak da mevcuttur. Tabii ki aynı zamanda 3D Studio Max için de bir eklenti olarak da mevcuttur. Cycles render motoru 2011'de duyurmuştu ve o günden bu yana birçok sanatçı ve stüdyo tarafından kullanılan tam teşekküllü bir render motoruna dönüştü. Ancak bu motorda geliştirilmesi ve düzenlenmesi gereken birçok alan olduğunu da Blender geliştiricileri farkındaydı. Ve bu yılın Nisan ayında duyurulan Cycles X projesiyle bu motorun gücü ve performansı yeniden kodlanarak şaha kaldırıldı diyebiliriz. Temelde Cycles GPU çekirdekleri daha iyi performans için yeniden kodlandı ve gerçek zamanlı sahnelerde 2 kat ile 8 kat arasında daha hızlı render alabilir hale getirildi. Ayrıca Cycles X ile yeni örnekleme araçları yani New Sampling Tool ile gelen zaman tabanlı render, sahnenizdeki objelerin görünürlüğündeki ayrıntıları koruyan denoising ve sahnenizde renk ve ışık gölgelerini daha iyi hale getirmek için Shadow Catcher yeniden düzenlenerek kullanıcı deneyiminin en üste taşınmasına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim ikinci yeni özellik olan geometri nodların güncellenmesine. Geometri nod yani geometri düğümleri Blender 2.9 ile ortaya çıktığından bu yana Blender'ın içerisinde prosedürel çalışmalar yapıyor olduk. Prosedürel çalışma prensibinin en iyi kullanıldığı program olan Houdini'ye yetişebilecek mi bilmiyorum ancak ileriye dönük sınırları zorlayacak gibi görünüyor. Tabii prosedürel çalışmanın ne olduğunu bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse, sahnenizde oluşturacağınız bir temanın yeniden modellenmesine gerek kalmadan çok çeşitli varyantlarını kolayca oluşturmak için kullanılan bir sistem olarak tarifleyebiliriz. Blender 3, Fields yani çalışma alanı kavramının yer aldığı genişletilmiş ve yeniden tasarlanmış bir geometri düğümünü barındırıyor. Yeni sistem aynı zamanda önceki öz nitelik sisteminden daha ulaşılabilir ve daha esnek olmayı vaat ediyor. Ve yeni sisteme bu sürümle şimdiden 100'den fazla düğüm eklendi. Ve Blender 3'ün yeni özelliği olan Assist Browser yani varlık tarayıcısı ile tanışalım. Uzun zamandır beklenen Assist Browser, Blender 3 ile resmi çıkışını yaptı. Daha önce Blender 2.93'te deneysel bir etiket altında gizlenmiş olan yeni browser, malzemeler, ortamlar, nesneler ve daha fazlasını içeren yerel olarak depolanan varlıkları oluşturma, yönetme ve kullanma yeteneği sunan bu son sürümle ilgi odağı haline geldi. Varlık tarayıcısını kullanarak ön izlemeleri saklayabilir ve varlıkları tekrar tekrar kullanmak üzere kitaplıklara kaydedebilirsiniz. Büyük malzeme kitaplıkları oluşturabilir ve görünüm geliştirmeyi denemek için bunları hızla sahnenize sürükleyip bırakabilirsiniz. HDR ortamlarınızı kaydedebilir ve çeşitli aydınlatma kurulumlarını ön izlemek için bunları hızlı bir şekilde 3D görünümüne sürükleyip bırakabilirsiniz. Hızlı ve kullanım kolay olan Assist Browser'da bir varlık oluşturursanız onu yeniden kullanmak için sadece onu kitaplığınıza sürüklemeniz yeterlidir. Bu kitaplıklar yani bookmarklar yerel olarak kaydedilebilir ve organize bir kaynak havuzu oluşturmanızı olanak tanıyan diğer proje dosyaları aracılığıyla da erişilebilirdir. Ayrıca varlık tarayıcı hala yoğun bir geliştirme aşamasında olduğunda burada belirtmekte fayda var. Ve gelelim Blender 3 ile büyük bir güncelleme alan animasyon ve rigging özelliklerine göz atmaya.
Animasyon ve rigging bu sefer çok sayıda güncelleme aldı ve bu araçlardan bazılarının Blender'ın yeni kısa filmi olan Sprite Fright'te kullanıldığını görebilirsiniz. Yeni özellikler arasına, karakter pozunu kaybetmeden pozlar arasına geçiş yapmanıza ve ara ana kareler oluşturmanızı olanak tanıyan yeni bir poz kaydırma operatörü, yeni kaydırma aracı ve hem karakterler hem de aksesuarlar için bir set kullanmayı mümkün kılan yeni bir keyframe seti entegre edildi. Bu yeni güncelleme ile artık kemik sistemi şekilleri hareket açısından ilerletme, döndürme ve ölçekleme seçeneklerinde sahip olmuş oldu. Ve bahsedeceğimiz son özellik kullanıcı arayüzüne yönelik oldu. Blender'ın varsayılan teması Blender 3 ile bu dönüm noktasını kutlamak için yenilendi. Blender'ın tema yetenekleri de geliştirildi. Birçok yeni tema parametresi açığa çıktı ve artık özelleştirilebilir durumda. Blender 3.0'ın yenilenen teması daha yuvarlak şekillerin kullanımını, daha net panel sınırlarını ve daha fazla içerdiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu anlattıklarımdan daha da fazlası var. Endüstride kendini kanıtlamış bir render motorunu yeniden yazmanın ve seviyelendirmenin, Blender'ın prosedürel ve düğümsel geleceğini yeniden tasarlamanın, yeni bir varlık yöneticisi editörü eklemenin, animasyon araçlarını yükseltmenin ve kullanıcı arayüzünü yenilemenin yanı sıra Blender geliştirme ekibi bu sürüme daha fazla güzellik sıkıştırmayı başardı. Bunlar Grace kalemine yeni özellikler eklemek, USD import yani Universal Science Description import ile içe aktardığınız varlıkları yani kameralar, ışıklar, malzemeler, ağlar ve sesler gibi Blender nesneleri hiyerarşisine dönüştürmek ve VR navigasyonunun iyileştirilmesi oldu. Blender ile yeni özelliklerin kullanımı ve anlatımları ile ilgili videoları da yakında kanalımda bulabilirsiniz diye umuyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki Terim Edmex videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.